Evet, herkese merhaba. Sizlerin de bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü son 2 yıldır LGS adaylarına yönelik her ay örnek çalışma sorunları yayınlıyor. Bu eğitim öğretim döneminde de yine öğrenciler bu örnek soruları merakla bekliyorlardı. Peki Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖDSGM bu örnek soruları yayınladı mı? Ne gibi değişiklikler var? Yeni içerikler mi yaptı? Gelin şimdi bunlara bakalım. Evet, 2021 LGS adaylarına yönelik ÖDSGM sitesinde ne gibi yenilikler var? Bu örnek sorularla ilgili ne gibi içerikler var? Şimdi bunları öğrenmek için öncelikle ÖDSGM'nin sitesine giriş yapıyoruz. Bakın ÖDSGM yazıyoruz arama motorumuza ve buradan ÖDSGM'nin sitesine giriyoruz. Evet, burada bakın zaten ana sayfada resimler çıkıyor karşımıza. Bakın 2. 3. ve 4. sınıf düzeylerine çalışma soruları diyor. Buradan bir sağa geliyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Evet, bakın burada mesela ne diyor? 5, 8 ve 9, 12. sınıf düzeylerinde etkileşimli kitaplar diyor. Şimdi burada bakın etkileşimli kitaplar seçeneğimiz var. Ve bir sonraki sayfada da yine ortaokul öğrencilerine yönelik 1. ünite çalışma fasikülleri mevcut. Şimdi biz öncelikle çalışma fasiküllerine bir göz atalım. Tıklıyoruz. Evet, bakın burada ortaokul düzeylerinde çalışma fasikülleri yer almakta. Biz LGS adaylarına yönelik olduğu için 8. sınıf için olana tıklıyoruz. Evet, bakın burada derslere yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri, yine İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimize yönelik çalışma fasikülleri mevcut. Bazı illerin hazırladığı. Mesela fen bilimlerinde işte Adana, Bursa, Erzurum, Muğla, Trabzon ve Ankara ölçme değerlendirme merkezlerinin hazırladığı çalışma fasikülleri mevcut. Bunlardan mesela Ankara'ya tıklıyoruz. Bakalım çalışma fasikülleri nasılmış? Evet, ünite ünite bakın ayrılmış. Şu an tabii ki sadece birinci ünitenin çalışma fasikülleri mevcut. İlerleyen zamanlarda ikinci ünite, üçüncü ünite diye devam edecektir. Bakalım şöyle bakın bir kapağımız var. Ankara Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin tarafından hazırlanmıştır diyor. Evet bakın ilk sayfada işte mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihlerle ilgili bilgiler vermiş. Yani konuyla ilgili önemli yerlere değinilmiş burada. Yine burada bazı etkinlikler var. Resim vermiş ve soruları cevaplamamız isteniyor. Şöyle devam edelim. Bakın boşluk doldurma etkinliği mevcut yine. Kısa cevaplı bakın açık uçlu sorular mevcut. Burada da yine boşluk doldurma soruları mevcut. Doğru yanlış soruları mevcut. Evet, bundan sonra da bakın konu kavrama testleri yer alıyor. Bu şekilde konu kavrama testi devam ediyor. Bakın birçok soru mevcut burada. Evet, bayağı bir soru hazırlamışlar. Birinci ünite ile ilgili. Şöyle devam edelim. Evet, bakın konu kavrama testlerinden sonra bakın şurada kavram haritası var konuyla ilgili. Bakın şöyle güzel bilgiler mevcut. Yine etkinliklerimiz burada mevcut. Eşleştirme, boşluk doldurma, hava olayı, iklim olayıdır hangisi diyor cümleler onunla ilgilidir diyor. Bakın bu şekilde yine testlerle devam etmiş çalışma fasikülü. Şöyle yine devam edelim. Sonlara doğru gelelim. Evet. Sonda da bakın cevap anahtarları mevcut tüm soruların. Evet. 8. sınıfa yönelik çalışma fasikülleri bu şekildeydi. Örnek bir fen bilimlerinin olanını inceledik. Ankara Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne ait.
Evet, 2021 LGS adaylarına yönelik birinci yapılan yenilik buydu. Çalışma fasikülleriydi. Şimdi diğerine bakalım. Evet, şimdi çalışma fasiküllerine bakmıştık. Bakın, şuna bakmıştık. Şimdi ise etkileşimli kitaplara bakalım. Evet, buna tıklayalım bakalım. Etkileşimli kitaplarda neler varmış? Etkileşimli kitaplara erişmek için bakın tıklayın diyor. Buraya tıklıyoruz. Evet, ÖDSGM'nin e-kitaplar bölümünden de bakın şuradan yine bunlara ulaşabiliyoruz. Yine az önce gösterdiğim yerden tıklayabiliriz. Evet, bakın buradan yine temel eğitim kitapları var. 5, 6, 7 ve 8'in sınıflarla ilgili. Bakın 8'in sınıflar DGS çalışma kitabı diyor. Yine altta da bakın 8'in sınıf çalışma kitapları yer alıyor. Yani bakın burada özellikle LGS'ye yönelik çalışma kitabı, burada da çalışma soruları var. Şimdi öncelikle çalışma sorularından bakalım. Mesela birincisine tıklayalım. İçeriği neyle ilgiliymiş? Evet, şu şekilde bir kapak yapmışlar. Devam edelim. Evet, bakın içindekiler bölümünden görüyoruz. Yine farklı şehirlerle ilgili bakın çalışma soruları var. Afyonkarahisar Ölçme Değerlendirme Merkezi çalışma soruları diyor. Aksaray ÖDSGM işte bu şekilde. Bakın alfabetik olarak gidiyor. Bu şekilde sayfalarımızı çevirebiliyoruz. Gerçekten güzel olmuş. Yani hepsini Milli Eğitim yani ÖDSGM burada hepsini birleştirmiş bütün şehirlerinkini. Bakın çalışma kitabı 2 diyor. Buradan alfabetik olarak tüm şehirlerde yayınlanan ÖDSGM sorularına kolayca ulaşabiliyorsunuz ve düzenli bir şekilde hepsi toplu bir şekilde yer almakta. Mesela 8. sınıf çalışma kitabı 6. çalışma kitabına tıkladık. Burada da yine alfabetik olarak ilkimizdeki sondaki şehirlerin örnek soruları mevcut. Bakalım. Evet. İşte Tokat, Trabzon diye bakın devam ediyor. Yani burada da az önce dediğim gibi önceki çalışma soruları bir kitap şeklinde, e-kitap şeklinde toplanmış. Gerçekten güzel olmuş, rahat olmuş öğrenciler açısından. Şimdi de son olarak bence en önemli olan bakın burada LGS çalışma kitabı diyor. Buna bakalım. Çünkü bunun içinde neler var? LGS'de çıkmış sorular var ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine örnek soruları mevcut. Şimdi buna tıklıyoruz. Evet, çalışma kitabımız bakın açıldı. LGS'de çıkmış sorular ve MEP örnek sorular diyor. Şöyle ilerleyelim. Sayısal bölümünü açtım ben. Matematik ve fen bilimleri mevcut burada. Evet, içindekiler bölümünü görüyoruz. Her üniteyi bakın ayrı ayrı ayırmışlar. Matematik ve fen bilimleri. Yine cevap anahtarı mevcut. Daha sonra da bakın önceki yıllarda, son 2 yılda çıkan merkezi sınav sorularının soruları var ve cevap anahtarları yine mevcut. Şöyle mesela şuradan bakın sayfaya girebiliyoruz. Şöyle fen bilimlerine bakalım buradan. 150. sayfaya gidelim. Evet, fen bilimleri bölümünü bakın açtık. Birinci üniteyi ayarlamışlar. Burada ayırmışlar. Bakın bu sorular daha önce bu soruları eğer çözdüyseniz size tanıdık gelecektir. Milli Eğitim'in yani ÖDSGM'nin daha önce hazırlamış olduğu her ay hazırlamış olduğu işte Ekim, Kasım örnek sorularını burada bir araya getirmiş. Ama bu sefer nasıl bir araya getirmiş? Birinci ünite adı altında bakın 2 yıldır son 2 yıldır hazırlamış oldukları örnek soruları birinci ünitede bir arada hepsini toplamışlar. Yani daha önce 10 soru falan oluyordu. Ama şimdi bakın soru sayısı bakın artıyor. Şöyle devam edelim. Yani mesela ilk 10 soru işte daha önceki yıla aitti. Daha sonraki bakın 10 soruyu da yine buraya eklemişler. Ve soru sayısı artmış yani birinci ünitedeki geçen yıllara ait tüm örnek soruları, işte çalışma soruları, beceri temelli soruları falan bir araya getirmişler ve bu şekilde birinci ünitede toplamışlar. Bu şekilde birinci üniteye ait bütün örnek soruları, çalışma sorularını bir arada öğrenciler görebiliyorlar, bulabiliyorlar. Bu da yine onlar için büyük bir kolaylık olmuş diyebiliriz. Mesela şöyle birinci üniteye bakın geçtik. Evet, tam birinci üniteden bakın
36 adet soru bir araya getirilmiş. Daha önceki çıkan örnek sorular bir araya getirilmiş diyebiliriz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2020 ve 2021 eğitim dönemi için hazırlamış oldukları örnek sorular, yani çalışmalar bu şekildeydi. Yani şu an için yeni bir örnek soru yok. Zaten son 2 yıl içerisinde de bakın örnek sorular ve beceri temelli sorular bayağı biriktiği için bunları toplu halde bir araya getirmişler. Ve ulaşılması ve yine çözmesi öğrenciler için ünite ünite ayrı bir şekilde yapılması bence çok güzel olmuş. Öğrenciler de bunları beğenecektir. Ve bunların hepsini çözmelerinde fayda var. Yine bu soruların çözümlerini kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler.